Abla ne yapıyorsun Allah'ını seversen ya? Lan eşşoğlusu. Saatten haberin var mı senin? Of abla ya, of. Of deme ablaya, of deme ablaya. Kalk git yıkan, cenabet cenabet oturma sofraya. Onu nasıl anlıyorum bilmiyorum ki. Ablayım ben, anlarım tabii. Lan bu para bunların KDV'sini bile ödemeye yetmez. En iyisi sermayeyi yatırıma çevirmek. Eren! Buyur abi. Boyun mu abi? Yok bırak şimdi boyayı. Al bu kuponu. Al şu da parası. Git bunu yatır. Tamamdır abi. Hadi üstü de senin olsun hadi. Bu böyle olmaz. Buna bir çözüm bulmam lazım benim yani. Ya bırak Allah aşkına. Olur mu öyle şey ya? Lan niye olmasın? İstanbul'un fethinden sonra kaçan Bizanslılar Trabzon'a geçerken yük olmasın diye elindeki hazineyi gavur ambarının oraya gömmüşler. Ya madem oraya gömmüşler, neden daha sonra gelip almamışlar? Yahu yolda hepsi telef olmuş garipleri. Yoksa bırakırlar mıydı o kadar altını gavur ambarının orada? Ya hadi bırak oyununa bak ya. Sen inanma bakalım. Bir gün bir yiğit gelecek, çıkaracak o hazineyi göreceksin. Bundan sonra sıkı yönetim ilan ediyorum. Hadi bakayım. Abla bir dur Allah aşkına ya. Sus. Allah'ın adını ağzına alma cenabet cenabet. Abla daha şimdi banyo yaptım ya. Cevap verme ablaya. Senin doğduğun günde lanet gelsin. Zaten senin o zamandan belliymiş. Nasıl bir adam olacağın. Niye ki? Niye olacak? Rahmetli anacığım karnı burnunda ahırda çalışıyormuş, sancısı tutmuş. Ah demeye kalmadan sen lap diye doğuvermişsin inek bokunun üstüne. E ben de o zamanlar demiş zaten. Bu çocuktan artık bir bok olmaz diye. Haklıymış kadıncağız. Abla, bu durumda benim ebem yok ki. Anam kendi kendine doğurmuş zaten. Teknik olarak o senin eben bir kere. Üf, abla Allah aşkına bir dur ya sabah sabah ya. Ne sabah lan? Bu saat oldu sen hala evdesin. Bir de dükkan sahibi olacak beyimiz. Bu saate kadar uyunur mu? Hah, bu da sabahtan beri vızır vızır ötüp durdu zaten senin tepende. Bir de titreşimi almış beyefendi rahatsız olmasın diye. Faydasız iş oğlusu. Aha, Samet malı 16 defa aramış. Başka kim arayacak? Öteki faydasız. Abla Allah aşkına. Hadi ben kaçıyorum, hadi dükkana gideceğim. Otur oraya! Bu kahvaltı edilecek. Abla vallahi iştahım yok ya. Sağ afiyet olsun. Ben şunu kapı ağzında içeyim, kaçarım. Hadi görüşürüz. Allah'ım yarabbim ya. Faydasız mendebur. Ne var la? Abi koş bomba haberim var sana. Ben dükkana geçiyorum. La kapat kapat tamam geldim. Ne yapıyorsun la? Heh. Neredesin abi ya? Geldik ya la işte. Neymiş bomba haberin? Abi sen biraz soluklan ben sana bir çay söyleyeyim. La oğlum bırak çay çorba işim gücüm var söyle. Abi he. Bizim bu Necat'la Bahri var ya. Samet abi. Babamın pantolonu vardı abi, onu almaya geldim. Sen geç içeri, ben geliyorum. Bir dakika, geliyorum ben abi. Babacığına çok selam söyle. Söylerim abi, kolay gelsin. Ne anlatayım? Ula bomba haberim var dedin, sen çağırdın ya. Abi sen ne sabırsız adamsın ya. Ne sabırsız adamsın, çok sabırsız adamsın. Ula sığır. Sabahın köründen beri 16 defa seni aradın, şimdi ben mi sabırsız oldum? Ne yani? Biz şu an burada bunu mu tartışacağız abi? Açık konuşayım, şu an biz burada bunu mu tartışacağız? Bak bak bak, hallere bak, şekillere bak. La oğlum mal mısın sen? Anlatsana la, gideceğim. Tamam abi, anlatıyorum. Hazır mısın? Çok hazırım Samet. Bak şimdi abi, senin şeklini toparlaman, benim de Halime'mle kavuşmam için bizim para ihtiyacımız var değil mi? He. Bak şimdi abi, kahvede Necati abiyle Bahri abi var ya, he, konuşurlarken duydum. Bunlar hazineden falan bahsettiler, defineden. Abi bana baksana, bana bak. Ben sana ciddi bir şey anlatıyorum. Ben bunları dinledim abi, bu Bizanslılar, Bizanslılar. Kızım neyin kafasını yaşıyorsun sen ya? Adam senin farkında bile değil. Hem boş ver gitsin, sana erkek mi yok? Öyle deme. Ferhat'ın başkadır. Ya kızım neden anlamak istemiyorsun? Bak. Sus. Ne olur sus. Biliyorum. Onun gözü Banu denen o orası... Tamam kardeşim, tamam. Sen bir sakinleş hele. Bakacağız bir çaresine. Bulacağız diyor. Bakarız değil mi? Ah Ferhat'ım. O tatlı gülüşü, duruşu, bakışı nasıl da karizmatik. Hem zeki, dürüst ve çalışkan. Abi ne diyorsun? Niye ne diyorum? Abi sen beni dinlemedin mi? Dinledim. De çok hiplemedim. Ya bırak abi ya. La oğlum sen ne içiyorsun ya? Ha? Neymiş? Bizanslar kaçarken altınlarına ağır geldi diye gavur ambarını orada bir yere gömmüşler. Gidelimmiş, çıkaralımmış. Bırak la. Tövbe tövbe. Bak abi, benim acele para bulup Halime'mi almam lazım. Olmuyor böyle artık. Yani bu işe bir çare bulmam şart. Gel hadi beraber çıkaralım şu defini. La oğlum ben kaçtım, sağ hayırlı işler. Ferhat abi. Ne var la? Bir kırlangıcın kanadına saklanmış sevdam için, ezilmiş tüm garibanlar için, anam için, babam için, doğmamış çocuklarım için, Zonguldak için, Çaycuma için, Türkiye! La oğlum yeter. Yeter tamam. Benimle misin abi? Seninleyim la. Abim benim ya! Canım abim! İyi ki varsın ya. La bir sıkı git. Tövbe tövbe. Ya oğlum, ben iyice bunaldım. Gel biraz ulaşalım, dur. Gel. Abi bu işi halledeceğiz diyor. Yaparız da. Yalnız sen ne içiyorsan bana da ver de en azından aynı kafada olalım. Kızım söylemeyeyim diyorum. Tutamıyorum kendimi. Adamın gönlü yok sende. Sen anlamıyor musun bunu? Olsun. Benim gönlüm ikimize de yeter. Kızım bak. Rahmetli babaannem gönülsüz götten götsüz olan doğar derdi. Ziyanı yok. Ferhat'ımdan olsun da isterse götsüz olsun. Ben razıyım. Allah akıl fikir versin. Hı? Bir şey mi dedim? Allah analı babalı büyütsün diyorum. Analı babalı. Sağ ol kardeşim. Yani bu define işleri filan sakat işler oğlum. Sen takma kafana. Allah büyüktür. Elbet bulunur bir çaresi. Evet abi ya, doğru söylüyorsun. Bizim ne işimiz var define falan? Hem tezgahın başında duran insan işleri yoluna girer ki. Baksana şu güzel insanlara. Hayırlı işler Mehmet. La oğlum işin ayrı mı kalmış artık ya? Kapatıp siktir olup gideceğim buralardan. Nasılsın Ali? Bombom. İşler nasıl gidiyor Mesut? La oğlum bir siktir git. Zaten iş güç yok. İtize gidek mi Polyan'la? Gel. Ah be Ferhat'ım. Ne olurdu beni biraz sevseydin. Ölür müydün yani? Ben seni bu kadar severken reva mıdır bu bana ha? Susma. Ne olur bir şeyler söyle. Ay yok bu böyle olmayacak. Kalk gidiyoruz. Nereye? Ferhat'a. Ferhat'a mı? Evet. Çıkacaksın karşısına. Seviyorum lan diyeceksin. Ölürüm de yar etmem kimselere diyeceksin. Kalk. Yok. Ben öyle şeyler diyemem. Ceylan kalk, asabımı bozma benim. Ama Halime. Peki. Ben gider söylerim öyleyse. Sen de burada bekle. Halime. Halime dur Allah aşkına. Halime nereye ya? Üf. Canım ne haber? Havalara bak sanki yapılmış. Diyorum ki şu define işini bir daha mı düşsek be abi? Doğru söylüyorsun da. Hatta bu gece gidip çıkaralım şu defineyi. Aklın yolu bir işte abi. Helal olsun. La bir siktir git. Aklın yolu birmiş. La oğlum sen de değişik adamsın lan. Sen demedin mi define işinden vazgeçelim, işimize gücümüze bakalım diye? Ya Allah aşkına, işine gücüne bakanların hali ortada. Yok oğlum sen adam olmazsın. Vallahi olmazsın. Aha! Halime dükkana geliyormuş. La oğlum sanki ilk defa geliyormuş gibi ne heyecan yapıyorsun ya? Ferhat abi de dükkanda olsun. Konuşacaklarım var yazmış. Hoppala. Ne işi olur la Halime'nin bende? Bilmiyorum ki abi. Mesajda geliyorum sonra 3 tane önlem koymuş. Kim bilir yine ne bok yedim ben. Ya dur. Hemen panik yapma. Gelsin anlarız neyse. Hadi gidelim abi. Bir yerde durmuyorum ki. Ya bırak ne çayı. Aha! Ceylan değil mi la o? Ulan yine benim başıma saracaksınız şunu ya, of! Aman efendim, kimleri görüyorum, kimleri? İki gözümün çiçeği, gönlümün sultan... Tamam Samet, bokunu çıkarma. Sebebi ziyaretimizi neye borçluyuz acaba? Konuşacaklarınız var, geç içeri, çabuk. Emrin oldu Sultan. Biz ne zaman evleneceğiz ha? Ne zaman evleneceğiz? Bana cevap ver Samet. Bana cevap verme. Bana cevap verme. Ulan ben kimseye Halime evde kaldı dedirttirmem. Anlıyor musun beni? Bacım sen de ayakta kaldın. Geç otur. Ama Halime işler falan... Yemin ederim şimdi çakarım. Fukara sümüğü gibi yapışırsın. Ulan seni doğrarım. Cesedini bir yere atarım. Kimse bulamaz. Anlıyor musun? Anlıyor musun? Halime'm gergin misin biraz? Bana bak, vallahi babam Çaycuma'dan birine verecek beni. Bir dakika, bir dakika. Anlıyorsun, yakarım bu dükkanı. Ne demek Çaycuma'dan birine verecek? Bu dükkan yetmez, Çaycuma'yı yakarım ha! Yakarım bu dükkanı! Sakin ol Samet Efendi. Öyle atıp tutmakla olmuyor işte. Anlayacağın, elini çabuk tutsan iyi olur. Çıkacaksın karşısına, seviyorum lan diyeceksin. Aha! 2 gözümün çiçeğinden mesaj gelmiş. Gençler, ben ilçeye kaçtım hadi. Halimem daha da nasılsın? Bana bak Şam şeytanı. Sana 3 gün mühlet. Gelip beni istedin. Yoksa ötesine berisine karışmam ben. Vallahi gider evlenirim. Sen de böyle bok gibi kalırsın. Kalk kız gidiyoruz. Sana 3 gün mühlet. 3 gün mü? Oğlum kusura bakma kızım ya. Senin meselen için geldik ama... ben bu Şam şeytanını görünce kendimi kaybediyorum işte. Biliyorsun. Ha, biliyorum. Siz ne yaptınız? Uzun uzun sustuk. Olsun. Susmak iyidir bazen. Hadi gidelim. Selamünaleyküm. Hoş geldin. Hoş bulduk maralım. Maralım mı? Beğenmedin mi? 2 gözümün çiçeği. Oğlum bak buraya. Efendim hoş geldiniz. Ne arzu edersiniz? Çok arzu ederim de sen karşılayamadın Ozan'ım. Nasıl? Efendim ne la? Çağcıma oğlum burası. Vallahi seni kibarlıktan içeri atarlar, en az 10 yıl yersin. Ferhat abi, idare et. Müdürün talimatı. Bundan sonra elit bir müessesi oluyormuşuz. La oğlum kendi kendinize icat çıkarmayın. Öyle kelimeyi cümle içinde kullanınca olmuyor. Şekil yapma abi. Müdür var dedim. Ne zıkkınlanacaksan söyle getireyim. Aa, bu nasıl muamele canım? Paramızla rezillik yani. Hiç yani. Ozancığım, kıvamı yerinde bir delikanlı olmak istiyorsan abine örnek alacaksın. Öyle yapıyorum abi. Neticede öküzlük parayla değil ya. Ne öğreniyorsak sizden öğreniyoruz. Laf mı soktun lan sen bana? Abi şovun bittiyse siparişini alayım artık. Şov dedin de aklıma geldi. La oğlum, yakışıklı adamsın. Bu Çaycuma'da film çekiyorlarmış. Sen niye oynamadın? Abi bizi ne oynatacaklar ki? Olsa olsa garson yaparlar. Olsun. Sen yine de küçümseme. Figürasyon candır. Siparişini alayım artık. La oğlum. Ne içeceğim? Çay içeceğim işte. Getir. Siz ne alırdınız yenge? Yenge mi? Sinirlenmeyeceğim. Ben bir tane Etiyopya sidamı alayım canım. Ozancığım sen onu hiç sidam o. Sen şimdi git bir tane çay, bir tane kahve, bir de mozaik pasta getir. Yengen yesin. Hadi yavrum. Tamam abi. Ya kızım sen niye böyle anti-muti şeyler istiyorsun ya? Ya senin niye bünyen kabul etmedi ya? Burası Çaycuma diyorum sana. Başlayacağım şimdi Çaycuma'nıza da size de ya. Aha, şekillere bak. Neye başlıyorum? Pilli bebek. Bağ laf edebilirsin ama Çaycuma'ya asla. Edersem ne olacak? Terk ederim seni. Ah, çok da umurumdaydı. Peki. Elveda maralım. O Çaycuma'ya laf etmeye de iyiydi o. Elveda bitmeyen şarkım. Elveda yitik sevdam. Neyse. Vallahi gitti. Deli mi ne? Aç şu telefonu be Halime. Ne yaptım ben sana? Ulan garibanlık, bir düş yakamdan artık be. Ne geldiyse senin yüzünden geldi başıma. Ya git bir başkasını bul, beğenmezsen gel, ben yine buradayım. Allah aşkına bir siktir git ya. Ah, yine meşgule attı. Ferhat abi. Ne var la deli? Hayırdır abi? Yengeden ayrılmışsın. Sen nereden duydun la? Bütün Çaycuma bunu konuşuyor abi. Duymayan mı kaldı? Vay amına koyayım. Ben gelmeden dedikodum gelmiş. Ulan biri bizi mi takip ediyor nedir? Kafana takılan bir şey olursa sor bana abi. Çekinme yani. Ya siktir git. Allah'ın delisi. Tövbe ya. Ferhat abi. Ne var la? Ne yapıyorsun abi? Ne yapayım la? Garıyla kavga ettik yine. Neden? Ben neden öyle? Çaycuma'ya laf ediyor. Sen bilmiyor musun? Ben Çaycuma'ya laf ettim. Sen beni anlatar beni. Ne yapıyorsunuz lan yolun ortasında? Sen ne lan konuşuyorsun la? Diyorsun lan sen. Sen ne diyorsun la? Oğlum asıl sen ne arıyorsun lan yolun ortasında? Dingil! Ya bizi esseydin ha? Ya bizi esseydin! Kaç yıldır gerdeğe girmeyi bekliyorum. Ben ya damatlığımı giyemeden. Bir dakika! Samet! Samet! Parmağımı gözüme sokarım. Bir de yer çakar ha sana. Çok gerildim. Ya ben Halime'me kavuşamadan kara toprağa girseydim. Efendim? Kaç kilo var? Kaç kilo var? Ben bir türlü giremedim gerdeğe. Ne yapacaktın? Nasıl verecektin? Bir tane koyarım. Kaç Samet. Kilo var? Samet! Oğlum ne oluyor sana? Ne yapıyorsun sen? He? Sen niye bu gerdek meselesini bu kadar kafaya taktın ya? He? Abi durumları bilmiyorsun. Çok kötüyüm ben. Gel abine bir anlat bakayım sen neyin var senin gel. Hadi şimdi gelip beni istemesine görelim bakalım. Vallahi ilk bulduğuma varırım. O da ayazda kalmış bekçi çükü gibi kalıverir ortada. Hadi bakalım. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Ferhat'ın beni Samet'in seni sevdiği gibi sevecek. Değil 3 gün, bir ömür beklerim yeminle. Ablacığım bak, bu elbiseyi en son Jennifer Lopez giydi. Nerede giydi? Koskoca Oscar töreninde, bak. 2. el kıyafeti. Bana mı kakalayacaksın sen? Peki, bak. Bu nasıl? Vallahi bir teki daha yok, bak. Bu ne be? Saçma sapan renkleri kolajlamaya çalışmışlar. Bünyamin! Oğlum şiştim be abi, suda kap gel oradan, çabuk. Hemen usta. Beyime bak, şiştim falan. Laf mı sokuyorsun sen? Ablacığım bak, Allah aşkına senin bir şey alacağın yok. Hadi dükkanın önünü kapatma, hadi. Aa, delinin zoruna bak. İşin de senin, ben isteyeceğim, sen göstereceksin. Ben sana bir göstereceğim ama. Küfür mü ettin sen mırıl mırıl? Ablacığım bak, sen soracaksın, ben göstereceğim. Sen soracaksın, ben göstereceğim. Sen içinden bir tanesini denk getireceksin, alacaksın. Ama belli ki sen almaya değil, görmeye gelmişsin. Olabilir. Bu da senin merakın olabilir. Hayır, hepsine bakacağım. Sen de göstereceksin. Israr ediyorsun yani. Ne dedin sen? Ablacığım bak, elimden bir kaza çıkacak, sen benim üzerime kalacaksın belli. Hadi, hadi ablacığım, aa, hadi dışarı. Ne diyorsun? Hadi ablacığım. Hayır, yürü de. Hadi, hadi, hadi. Ya, hayır ya, hadi hayır ya. Ya göreceksin sen. Pişman olacaksın bu yaptığına. Ya he, hadi, hadi. Ulan nerede manyak var bizi buluyor ya? Buyur usta. Usta eve gidebilir miyim ben? Ne evi lan? Geçer çalış. Ne yani? Evimize de mi gitmeyelim amına koyayım? Ne içtin lan sen? Başka bir isteği var mı abi? Çık git. Manyağa bak ya. Evine gidecekmiş pezevenk. Buyurun, kimi aramıştınız? Halime'm neredesin ya? Ya sana ulaşamadım, böyle bir kötü oldum ha. 3 gününüz var Samet Bey. Bu da size son sözümdür. Halime? 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 Ne yapıyorsun lan? Ne yapayım? Deli gibi çalışıyorum sen. La oğlum dalga geçme. Zaten canım sıkkın. Benim de. Sana ne oldu? Halime. He anladım. 3 gün diyor, başka bir şey demiyor abi. Anladım. Ya elimde şu düğünü yapacak kadar para olsa gerisini halledeceğim de. Yok işte. Kalkla gidiyorsun. Nereye? Cehennemin dibine. Kalk, para bulacağız. Yürü. Harbi mi? Da yürü. Adem, kafi. 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 Benimki demli olsun. Ne var ne yok hocam? Değişik bir şey yok yavrum. Bildiği gibi. 4 vakit namazımızı eda ettik. Şimdi de Allah kısmet ederse yatsıyı kıldıracağız. O yüzden bir yandan çaylarımızı içelim, bir yandan da derdinizi dinleyelim. Hocam, şimdi benim bir arkadaşım faizle borç alacakmış da günahı var mıdır diye bize sorunca biz de yanlış bilgi vermeyelim diye bir bilene danışalım dedik. Bildiğiniz gibi evladım, faiz dinimizce caiz değildir. Fakat insanoğlu zor durumda kalabilir. Elbette borç alabilir. Fakat insanoğlu insandan borç alacak. Şeytandan değil. O arkadaşınıza söyleyin. Bir musibete bulaşmasın ha. Siz olun. O arkadaşınız olsun. Sakın ha. Ali Cengiz oyunlarına sapmasın. Birer çay daha alır mıydık? Hocam ziyade olsun, biz artık kalkalım. Yürü. Hocam, bir şey sorabilir miyim? Elbette, sor yavrum. Hocam bu çay hiç bitmiyor mu? Bitmiyor yavrum. Bitmiyor evladım. Kurban olduğumun hikmeti işte. Abi, görüyor musun? Lan oğlum sen mal mısın lan? Elbette bitiyor. Ama biz de bittiği zaman demliyoruz. Tövbe estağfurullah. Anlaşıldı hocam. Hadi biz kalkalım hadi. Hocam bir şey diyor musunuz? Demiyorum. Daha doğrusu diyemiyorum. Neden hocam? Lan oğlum aslında küfür etmem gerekiyor. Ama edemiyorum. Caminin avlusundayız. Hadi oğlum kalkalım hadi. Hocam son bir şey daha. Oğlum şansını pek zorlama. Haklısınız hocam. İyi akşamlar, hayırlı akşamlar. Hadi, hadi. Adem. La oğlum sen niye çeneni tutamıyorsun la? Ne dedin ki ben abi şimdi? Neyse. Neyse yürü şu parayı bulalım. Abi. Ne var la? Abi Settar Hoca'yı duydum. Şeytan işi bunlar diyor. Ali Cengiz oyununa gelmeyin diyor. Vaz mı geçsek acaba? Tamam la. Tamam vazgeçelim. Ama 3 gün sonra Halime başkasına varınca paçama yapışıp abi ben mahvoldum, abi ben bittim diye ağlama sakın. Tamam abi tamam. Faizse faiz, günahsa günah. İşin ucunda cehennem de olsa bu para bulunacak. Halime'me kimseye şey ettirme. Aferin. Şey ettirme tabii. Adam ol böyle. Yürü takip etmen. İnsan bir yolcudur. Yolculuk ise alemi ervahtan, rahmı maderden, şebavetten, ihtiyarlıktan, dünyadan, kabirden, haşirden, sırattan geçer. Bir uzun seferi imtihandır. Yani demem o ki Ferhat'ım, 50.000 büyük para. Hele bir de bunun faizi falan filan. Sonra papaz olmayalım. Şimdi Ali abi zaten bir yerde bir hayır işi sayılır. Sen bize vadede bir güzellik yaparsan biz de sana biner biner öderiz. Cengiz abi yerine mi yatırsak acaba? Ne diyorsun abi? Neye ne diyorum Ferhat'ım? Abi anlattım ya. Ha, onu diyorsun. Bak seni severim Ferhat'ım. Ama beni bilirsin. Azıcık cıvıldak konuşurum. Şimdi sözümü kesmeden beni iyi dinleyin. Seni dinliyoruz abi. Oğlum. Pardon abi, sen sözümü kesmeyin deyince ben onaylamak için şey ettim. Ulan. Neyse, ne diyordum? Sözümü kesmeyin diyordun abi. Ulan be göt! Ne diye sözümü kesip duruyorsun o zaman? Bir dur amına koyma, adam burada bir şey anlatıyor ya. Seni dinliyoruz abi. La bir siktirin gidin lan. Ali abi, hele bir sinirlenme ya. Kalkın lan! Defolun mekandan! Abi para? Para diyor hala. Yok ulan size para mara. Götlerinde don yok. Kalkmışlar bile benden 50.000 lira para istiyorlar. Abi, yahu 50 olmaz 30 olur. Yani çok rakama takılmamak lazım. Allah'ıma vurdum. Siktirin gidin lan! Hemen siktiriyoruz abi. O da artık inşallah bir dahaki sefere Sametciğim. Sen şimdi konuşma, halledin. Ben halledeceğim. Hayımına koyayım kanaşlık ol! Abi, ne oldu lan? Götüm içeride kalmış. Sikletten de kurtar. Vay arkadaş, adama bak. 3 kuruş için bizi vuracaktı ya. La oğlum senin çenen niye böyle ötürüklü göt gibi hiç durmuyor ya? Ne dedim ki ben abi şimdi? Samet. Efendim abi. Ağır küfrederim, kalbin kırılır. Yürü. Boş ver abi ya. O mendeburun parasına mı kaldık? Hem o paradan arı gelmezdi bize. Ulan ben ona yapacağımı bilirdim ya. Neyse. Hadi hayırlı geceler. Abi. Heh. Şimdi ne yapacağız peki abi? Oğlum tamam. Yapacağız bir şeyler. Hele bir sabah olsun düşünürüz. Ben onsuz yaşayamam abi. La tamam. Halledeceğiz. Aslan abim benim ya. Oğlum. Canım abim. Oğlum. İyi ki varsın abi. La siktir git. Manyağa bak ya. Bağ kerkiniyor. Kaçtım ben o zaman. İyi geceler. Çeşit demek. Ananı! Abla sana hiçbir şey demiyorum ben ya. Ablayım ben. Demeyeceksin tabii. Mendebur. Selim! Kap bana oradan bir çay bir poğaça. Hadi bakalım aslanım. Eyvallah kardeşim. Bak demedi deme. Bulup çıkartacaklar defineyi bir gün. Sen de öyle mal bakacaksın arkalarından. He he. Ne yapıyorsun lan? Vay hoş geldin abi. Hoş bulduk. Ah. Aç mısın abi? Söyleyeyim mi bir şeyler? Ya oğlum her seferinde sorma. Eyleme geç. Selim bir çay bir poğaça daha getir Ferhat abime. Aslan abim benim. Abi düşündün mü? Neyi? Benim meseleyi. Mesele ne ki? Abi yapma gözünü seveyim ya. Ya tamam. Şarlam hemen. Düşündük bir şeyler. Vallahi mi? Ya oğlum sen bir defa söyleyince anlamıyor musun? Düşündük dedik ya. Ne düşündün abi? Bu gece bombayı patlatıyoruz. Bu iş bu gece ya bitecek ya bitecek. Öyle mi diyorsun abi? He öyle diyorum. Alo. Kim? Tamam. Tamam haydi. Bizim Bünyamin manyağı hastalanmış yine. Biz açacağız dükkanı. Ha bunları sen zıkkımlanırsın. Haydi ararım ben. Bak görüyorsun değil mi? Bugün 2. gün oldu. Hala haber yok benim şam şeytanımdan. Olsun be Halime. Senin hiç değilse haberini beklediğin biri var. Bak bana. Tomurcuğumu açmadan solup gideceğim bu çorap topraklarda. Ceylan. Hı. Diyorum ki imkan olsa da seni baştan yaratsak. Hı. Tamam. Şükür gelebildin. Ananı! Ablacığım sen benim başıma bela mısın ya? Senin işin gücün yok mu? Bıraktım bugünlük işi gücü. Neyin var, neyin yok her şeyi göreceğim. Sen de paşa paşa göstereceksin. Ablacığım ben senden hiç uğraşamam. Çocuk gelsin, o göstersin. Hayır, ben senin göstermeni istiyorum. Göstermiyorum la. Açmıyorsun da dükkanı. Fazilet, Hanife, Safiye, Nuray. Nebahat teyze. Gösteriyor musun, göstermiyor musun? Bana bak oğlum, içeride konuşma işini bana bırakıyorum. Eğer tek kelime dersen, vallahi bu sefer külahları değişiriz ona göre. Tamam abi. Yürü. Kâfi Adem. Hocam ne yaptınız görüşmeyeli? Samet'im, dün gece sabaha kadar seni düşündüm. Vallahi mi hocam? Çocuğum, sen mal mısın? Seni niye düşüneyim lan? Yarenler geldi, sabaha kadar zikir eyledik. Allah kabul etsin hocam. Amin evladım. Hocam bizim bir maruzatımız olacaktı da. Hiç şaşırmadım ha. Acaba nedir? Hocam şimdi bizim bir arkadaşlar var. Bunlar hırsızlık işine falan bulaşmışlar. Mecburiyetten tabii. Allah kimseyi mecbur bırakmasın hocam. İnsan nelere karışıyor? Çocuğum, sizin hiç doğru düzgün bir arkadaşınız yok mu ya? Nereden buluyorsunuz bu ipsiz sapsızları? Yoksa siz de mi ipsiz sapsızsınız? Yok hocam, haşa. Neyse hocam, zaten bu arkadaşlar çaldıkları paranın çoğunu böyle hayır işlerinde falan kullanıyorlarmış. Robin Hood gibi yani. Yani hocam, arkadaşlar bize sordular da bu işin günahı var mıdır, varsa ne kadardır diye. Yani bu işin yatarı kaç olur hocam bize? Robin Hood diyorsunuz. Kendisi çok önemli bir tarihi şahsiyettir. Bir takım yardım işlerine girişmiş ve bunlarda da muvaffak olmuştur. Lakin hırsızlığın mazereti olmaz oğlum. Hırsızlık günahtır. Peki hocam bu yardım işlerinden dolayı böyle günahında bir küçük indirim olmaz mı diyorsunuz? Hani İşin sevabından ötürü. He hocam. Olur elbet. Vallahi mi hocam? Ama sizi tatmin etmez. Yok hocam, biz değil yani arkadaşlar. Ya lafın gelişi söyledim. Arkadaşlarınıza söyleyin, o topa girmesinler. Dirsek yerler. Birer çay daha alır mıyız? Ziyade olsun hocam. Zaten laf olsun diye söyledim. Anlaşıldı. Hayırlı geceler hocam. Hocam. Yok bir şey hocam. Biz kaçtık. Mal lan bunlar. Kâfi Adem. Abi. Ne var lan? Abi Robin Hood bile paçayı kurtaramamış. Kim bilir bize neler yaparlar. Vaz mı geçsek acaba? La oğlum sen hakikaten malsın ya. Neden abi? Settar Hoca ne dedi? Ne dedi? Sevabı günahını örter ama sizi tatmin etmez dedi. Yani? Yani artık olduğu kadar. Sen şimdi gidip bize bir araba buluyorsun. Bu gece biz harekete geçiyoruz. Yürü. Recep abi. Recep abi. Aynak gözlüğü çok göstermiyor etrafı. Ondan ölürler şey yaptı. Tutarlarım ben. Nasılsın abi? Vallahi iyi be Samet'miş. Nasıl olsun? Koşturmaya devam. Yani gerçi bu ara biraz sıkıntımız var. Bir tane zabıta da dandı. Her şeyi satıyorsun. Al Bursa'nın al bulluğunu bil. Bize böyle ufaktan yürüyor. Gerçi haklı herif. Kanun var, nizam var sonuçta değil mi baba? Siz nizamı tanıyorsunuz değil mi? Artık ne içmişse karısıyla mı kavga etmiş? Arkadaş gevezelik de gevezelik. Zaten sevmiyorum öyle geveze insanları. Sonra uyudum tabii rüyamda babamı gördüm. Bır 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 bır. Adam öbür taraftan bize mesaj veriyor. Haklı. Bugün varsın yarının muamma. Çok da şey yapmamak lazım. Var sıkıntı var yani. Siz ne yapıyorsunuz? Ya Recep, ya bu nasılsınız sorusunu bu kadar ciddiye alan vallahi tek adam sensin ya. Evet, soru ciddi. Neyse abi. Sen bize 2 kar maskesi, 2 çift eldiven, büyükçe bir çuval, 2 de el feneri ver abi. Hayırdır lan bir yere mi soyacaksınız? Aa, nereden bildin? Birader saçmalama yok öyle bir şey ya. Ya bizim Feraye teyzenin kümesine bir tilki dadanmış. Bu gece bir suçüstü yapacağız kendisine. Yani teçhizatımızda bir eksik olmasın dedik. Tabii şimdi eksik yedik olmaması lazım. Bak şimdi geçen gece böyle yengenle yattık. Uyumayacağız bilirsiniz onu. Önemli. Biz uyumak için uzanmadık. Tabii ben bunu tuttum tam böyle bel kısmından. Allah aşkına bizim biraz acelemiz var. Sen şu malzemeleri ver biz gidelim hadi. Tabii şimdi kendi eksikliğimle de sizi sıkmayayım ben tamam. Estağfurullah abi olur mu öyle şey? Anlatayım mı lan? La oğlum ben sizi anladım. Tamam sen malzemeleri al gel ben dışarıdayım. Hadi hayırlı işler. Abi en son yengenin belini kavramıştım. Cengiz abi ben çıkıyorum. Kilidi takmayı unutma abi. Tamam mı? Bir kere de insan gibi cevap ver be abi. Hiç gelmeyedin Samet. Ne yapayım abi? Adamın lafı yarım kalmasın dedim. Yarım kalasın inşallah Samet. Yürü. Abi kapıyı kilitlemişler. La oğlum sen mal mısın ya? Çekil. Açtım. Abi, nişimenin poşu vermesin. Samet, yürü. Abi. Ne var lan? Işık varmış, boşuna fenerlere para verdik. Lan saçmalama. Güzel, uyuyor. Bana bak, sen parayı al. Ben şöyle etrafı bir kolaçan edeyim. İli ili kemiğini kurtaralım, ibnenin. Hadi. Tamam. Abi. Ne var lan? Durdu. Ne demek oğlum durdu? La bir tarafına mı dokundun? Vallahi elimi bile sürmedim abi. Ha bak, parayı al gidelim çabuk. Abi. Ya var la abi. Bırakmıyor. Nasıl bırakmıyor la? Bırakmıyor abi, kilitlenmiş olmasın sakın. Kilitlenmiş mi? Nasıl kilitlenmiş lan? Kelpeder gibi yapışmış pezemek. Mezara götürecek amına koyayım. Abi adamın götü dile geldi. Bize bir şey anlatmaya mı çalışıyor acaba? Ulan saçmalama. Tut şunu kolundan. Yok olmuyor. Abi. He. Sıcak su falan mı döksek acaba? La oğlum bir sus. Bir şey yapmak lazım ama ne? Tipe bak. Abi. Hı? Hiç tepki vermiyor. Ölmüş olmasın sakın. La oğlum mal mısın sen ya? Ölse parayı bırakır. Ama abi ben bir filmde izlemiştim. Ölüler ölünce kilitlenip kalıyormuş. Saçmalama. Abi. Hı? Bunu böylece döviz burasına götürsek bozmazlar mı acaba? Acaba? La oğlum abuk subuk konuşup benim canımı sırma. Ne yapacağız o zaman? Var aklımda bir şeyler. Ne var la? Kolunu mu kessek acaba? Kolunu kessek ne olacak? Adam elini bırakmıyor ki. Abi o zaman kolunu, bacağını, her yerini keselim. Paramparça edelim pezevenki. Yeter şu parayı alalım ya. Bir parayı alamadık amına koyayım be. Bir parayı alamadık ya. Sen de niye vermiyorsun sen? Niye vermiyorsun? Niye vermiyorsun? Ne yapacağız abi? Ali İbnesi sabah gelir de bunu yerinde bulamazsa... bütün Çaycuma ayağa kaldırır. Efendim Cengiz abi. Ah be Halime. Elimden geleni yaptım ama olmadı. Günaydın Cengiz abi. Cengiz abi ne yaptın o işi? Cengiz abi? Cengiz abi? Cengiz abi? Cengiz abi? Cengiz abi? Cengiz abi? Cengiz abi! Ananı. Bak bir de utanmadan küfür ediyor mendebur. Abla sen her sabah bıkmıyor mu ya? Bıkmam tabii. Ablayım ben. Olmazsınız. Gavur ambarının girişinden 50 adım uzaktaki ağacın 10 adım ötesindeymiş define. Hadi yahu kim söyledi? Bizanslılar mı? Ya bırak be birader, sana da laf anlatan da kabahat. Aha, yine meşgule attı. Ne yardırıyorsun la? Hah, ben de seni arıyordum abi. He, fark ettim. Selim bir çay ver oğlum bana. Hemen abi. Bana bak la. Bizi arayan soran var mı? Cenderme menderme? Yok abi. He, iyi. Abi onu bunu boş ver de çok acayip gelişmeler var. Nedense hiç şaşırmadım. Bizim şu define işi var ya. Ya oğlum sen hala orada mısın ya? Buyur Ferhat abim. Sağ ol canım. Abi, çok önemli bir bilgiye ulaştım diyorum. Nokta atışı yapacağız yani. Da bırak. Nokta atışı yapacakmış. Abi zaman daralıyor artık. Hem konjektür gün be gün değişmekte. Şartlar şu an çok olgunlaştı. Laflara bak. Hayatında bir tane kitap okumamış, bana konjektür diyor. Alo. Kim? Tamam, tamam. Kapat, kapat. Tamam. Ben kaçtım oğlum. Nereye abi? Oğlum, Bünyamin pişik olmuş. Yürüyemiyormuş. Gideyim de dükkanı açayım. Bakarsın iklim değişir, Akdeniz olur. Belli mi olur? Dükkanı kapatınca bana gel. Bu gece tekrar harekete geçiyoruz. Allah sağ aklı fikir versin Samet. Tövbe estağfurullah. Nereden dadandı bana? Kapatacağım kodumun dükkanı bunun yüzünden ya. Neyse, bekler bekler gider. Sen öyle san. Ananı! Ablacığım sen kafayı mı yedin ya? Sen benden ne istiyorsun ya? Neyin varsa görmek istiyorum. Ya abla, dün göstermedim mi? Baktınız baktınız, almadan gittiniz. Almak zorunda mıyım? Belki ben sadece bakmayı seviyorum. Ya bisiklet git! Tövbe tövbe! Kurtuluşun yok abici! Her şeyi göstereceksin. Başka çaren yok. İyice manyaklaştın sen ha. Ağlama artık yeter. Beni yalnız bırak lütfen Halime. Kara bahtımla baş başa kalmak istiyorum. Aa yeti be. Senle mi uğraşacağım ben be? Benim derdim zaten beni aşmış. Bir de bu. Eve gidiyorum ben. Deli mi ne? Ne oğlum diyelim tamam dedim. Tamam de be abi. Yahu Samet'im bak bu define işleri falan sakat işler bunlar. Niye ki abi? Yahu rahmetlik dedem anlatırdı. Eskiden çok yapılırmış bu define işleri. Ama kimseye fayda getirmemiş. Hazinenin asıl sahibi gelip musallat olurmuş sonrasında. Bırak abi ya. Yok öyle bir şey. Hurafe bütün bunlar. La dedem anlatırdı diyorum. Neresi hurafe? Abi rahmetli dedene saygısızlık olmazsa bir de gidip yaşayan birine sorsak şu işi. Kime soracağız la? Kalk gidiyoruz. Nere? Ben biliyorum kime soracağımızı. La oğlum. Abi yürü. Tövbe tövbe. La oğlum kime soracağız? Dur. Lan Selim. Dur usta. Muhittin Taha gelmedi mi? Gelsin taksın şunu artık ya. Aradı usta. Söyle o pilot ustana ben o paraya gelip takmam dedi. 150'den bir kuruş aşağı olmazmış. Çek misin onu? Zaten almışım 150'ye. Gece olsun beraber takarız. Tamam usta. Görüyorum ki güzel dinimizin esintileri Hollywood kapılarına kadar dayanmış. Ve bizim namımız da ummanlara aşık. Naif yüreğinize tesir etmiş. Yes, Hoca. You are right. Ne istiyorsun bizden? I have been fighting for the sake of Rome. I have fought King Edward and the English armies for the freedom of Scotland. And many years later, I have fought zombies. Now I am tired. I am tired of fighting. All I want in my life is for peace. Biz seni gerekse Gladyatör, gerekse Braveheart filmlerindeki kahramanlıklarını hayranlıkla izledik. Kılıç sallamakta, kalkan taşımakta. Doğal olarak sen de yoruldun tabii. Huzur arıyorsun. Huzur İslam'da. Koşa koşa bize geldi. Utanma, utanma. Geçen hafta da Van'dan buradaydı. Şimdi sen evine git. İyicene bir düşün. Yarın sabah tekrar gel. Unutma. Bizim kapılarımız her daim herkese açık. Tamamla. Abi gladyatör değil mi o? Ya oğlum ne işi var gladyatörün Settar Hoca'nın yanında? He, Van'dan da gelmiş ki ya. O da yalan. Küçük yer dedikodu oluyor tabii. Yürü. Nasılsınız Settar Hocam? Hamdolsun. Siz nasılsınız? Vallahi hiç sormayın hocam. Ne yaptıysak olmadı. Siki tuttuk anlayacağınız. Neyi? Şükürler olsun hocam. Yuvarlanıp gidiyoruz işte. Şükürler olsun hocam. Sağlığımız yerinde. Bugünkü programda hangi derdimiz var? Hocam geçen gün bizim arkadaşlar define için Bursa tarafına gitmişler. Muhtemelen aynı arkadaşlar. Ama sonrasında içlerinden biri bir şüpheye düşmüş. Ne şüphesi? Hiç işte hocam. Yok bunun dedesi define işlerinden falan kimseye hayır gelmez demiş de. Ama işte kimi anlatıyorsun hocam? Geri zekalının biri de boş verin canım bunların hepsi hurafe diye saçmalayınca herkesin bir kafası karışmış. Hocam bunlar danışacak kimse bulamayınca bize geldiler. Biz de biz nereden bilelim dedik size geldik. İyi toparladın abi. Evet. Hocam ne diyorsunuz? Bence siz bu arkadaşlarınıza söyleyin bu işe girmesinler. Oho biz o işlere çoktan girdik hocam ama bir türlü çıkamıyoruz. Arkadaşlar girmişler hocam çıkamıyorlar. Abi ben sıçtım fark ettim. Anlaşıldı hocam. Biz sizi daha fazla rahatsız etmeyelim. Bize müsaade. Fakat şunu unutmayın. Bu define işinden kimseye hayır gelmez. Zaten gelseydi ilk gömene gelirdi. Birer çay daha alır mıydık? Ziyade olsun hocam. Recep abi. Recep abi. Recep abi. Hop. Her seferinde kendi kendime kızıyorum. Bunları buraya koyma Recep. Deviriyorsun, sakarsın sen diyorum. Gene koyuyorum, gene deviriyorum. Bak görüyor musun? Şunu şuraya koyayım, kesme testere bak. Ne yapıyorsun? Senden ne haber abi? İyi vallahi. Dur bak ne anlatacağım sana. Recep, Allah aşkına biz senin fazla vaktini almayalım. Sen bize 2 tane kürek, bir de kazma ver. Biz gidelim hadi. Hayırdır lan? Define işine mi girdiniz? Nasıl iş yaptın? Yok kardeşim ya. Ya bu bizim hani Feraye teyzenin kümesine bir tilki tadandıydı ya. Biz onu bertaraf ettik. Şimdi böyle ufak çaplı bir peyzaj çalışması yapacağız onun için. O zaman ben size biraz da çivi vereyim. Yok abi çiviye ihtiyacımız yok. Sen bize kazma kürek ver yeter. Ya bak şimdi çivi dedim de ne geldi aklıma ya. Her sabah bir müşterim var. Çok tatlı şiirler okuyor. Çivi alıyor gidiyor. Ben de tabi adamdan kaptım şiirleri. Her sabah 1 kilo ama şiirler çok güzel. Böyle yatak odasına biraz uygun hale getirip sesi de değiştirerek sabaha kadar uyumuyorum. Eve gidince de yengeni okuyorum tabii. Anlıyorsundur onu sen işte. Recep biz senin özel hayatına girmeden şu kazma küreği alalım biz gidelim hadi. Diyorsun ki senin o küflü paslı pisli özel hayatın bizi ilgilendirmez sıkma bizi diyorsun. Haklısın doğru. Yok abi olur mu öyle şey? Yok sen anlat. Bak o zaman şimdi bir de şöyle. Recep hadi kardeşim. Bizim borcumuz ne kadar? 70 lira borcun da. Sen bir dışarı çıksana ben Samet'le ufak bir şey konuşacağım çok ufak. La hay sizin özelinize. Öde oğlum sen. Hadi hayırlı işler. Abi en son yatak odasında yengeyle sabaha kadar uyumamıştınız. Sonra uyuduk Samet. Sabah oldu Samet. Hiçbir şey olmazsa sabah olur Samet. Sabah dükkanı açtım ben. Neyse abi ben sana daha sonra yine uğrarım. Ya her zaman gel Sametciğim. Başımın üstünde yerin var. Dükkan senin. Ama şu kılıksızla gelme. Bu adam senin başına iş verir. Ne iş yapıyor bu? Tutturmuş bir Feraye teyze yok orasına yok burasına. Vallahi başına iş verir sen. Bunu çarşıdan arkasından bağırıyorlar. Vizyon sahibisi insansın. Adamlar lokma dağıtıyorlar ya. Böyle patlama değil. Polis yakalar derdini anlatamazsın Samet. Abi. Yer misin yemez misin sonra? Bir ayağı 42, bir ayağı 43. Bunun ne yapacağı belli olmaz bak. Bunun ne olduğu belli değil ya. Senin başını belaya sokar. Bize yol yapıyor. Enerji hırsızı bu adam, enerji çalıyor. Bu uranyum işine girer yakında. Sonra dersin Recep abim dedi diye. Hayır ben seninle güzel anlaşıyorum. Bir daha bunu getirmem ya. Nerede la kazma kürek? Depodaymış. Birazdan Recep abi getirecek. Senin bu Recep'le özel bir ilişkin mi var oğlum? Niye ki abi? Boş ver sana. Sorun mu? Dost. Kafanıza takılan bir şey olursa sorun bana. Çekinmeyin yani. Eren. Efendim abi. Siktir git. Serkan abi ne haber? Çağırmazsan ustayı öyle mal mal bakarsın işte. Nerede la bu ağaç? Ne bileyim abi, burada bir yerdedir. Arif bulacağız yani. He, bulacağız. Aha! İşte bu ağaç. Ula ben de bir şey buldu sandım. Yani hazine işimden görür gibiyim. Vallahi billahi burada. Motivasyonumuzu bozmaz mısın abi? Ha, tam burası. Emin misin? Eminim abi. Senin ahlaka uyduk ya. Allah sonumuzu hayretsin. Vur vur. Hadi bismillah. Aa! Ne oluyor lan? İyi misin Reşit abi? Bağrıma bıçak sokuyorlar. Oğlum kalk bir hastaneye gidelim. Allah'ım! İçimi kazıyorlar sanki. Yok lan define mefine. Ya abi hissediyorum vallahi, bak burada ben hissediyorum, benim hissettiğim olur. Hay senin hissine de sana da yok diyorum ya. Aha. Aha da vallahi. La burada tut tut tut. Abi vallahi bulduk lan, bulduk zorunda be. Ha, kardeşim ben demek gerçekmiş lan. Ne yapıyorsunuz lan orada? Ne yapıyorsunuz oğlum bahçemde? Bahçende mi? O ne? Ne? Oradaki işte, arkandaki. Hangi arkamızdaki? Lan arkanda işte. Çekilin şöyle, çekil. Lan. Adamı öldürüp sandığa mı koydunuz lan? Hangi adam? Vay vicdansızlar, vay şerefsizler. Demek ki cesedi benim bahçeye gömecektiniz ha? Bekleyin lan, ben size ne yapacağımı bilirim. Birader adam mal çıktı. Biraz öyle oldu. Konuşmayın lan aranızda! Alo, jandarma mı? Sakın kıpırdamayın! Olduğunuz yerde kalın! Abi sanırsam etrafımız sarılmış. Etrafınız sarıldı! Evet abi, etrafımız sarılmış. Kıpırdama lan! Kaldır ellerini! Oğlum, beyefendi al! Kelepçe! Çabuk, çabuk! Götürün bunları! Siz! Adamı al! Geç! Sandığı alın! Ferhat! Evet komutan. Bütün bu işleri sen tezgahlamışsın. Bu gariban çocuğu da peşinden sürükleyip işe ortak etmişsin, öyle mi? Kim söyledi komutanım? Samet. Hı? Hayır, ben öyle söylemedim. Ne? Bir dakika. Ben az önce yanlış mı duydum? Ha? Nasıl sen söylemedin? Altını çiziyorum, ben böyle bir cümle kullanmadım. Ulan oğlum, az önce sen bütün bu işin sorumlusu Ferhat abimdir demedin mi? Çarpıtıyorsunuz. Eğer ben öyle bir şey söylemişsem şu an karakolu terk ederim. Lan yavşak! Nereye terk ediyorsun? Göz altındasın sen. Tamam o zaman Çaycuma'yı terk ederim. Tamam. Buyurun. Seyredelim. Buyurun. Anlat bakalım ne oldu? Vallahi komutanım, sanırsam Ferhat abim paraya sıkışmış. Evlenecek miymiş demiş, ben de tam olarak anlamadım. Hani insan olarak yardımcı olmak istedim. Ondan sonra para aradık, taradık, bulamadık. Ferhat abim geldi, Bizanslıların bir yerde gömüsü mü varmış? Hadi gidelim bunu çıkartalım da şu işi halledelim dedi. Ben de dedem derdi, şu define işlerine bulaşmayın diye. Ne kadar dediysem dinletemedim. Ondan sonra Ferhat abim zorla bu işe girmiş oldum. Çok pişmanım. Evet. Evet. Ne evet? Hadi. Çaycumayı terk et. Neden? Lan gerizekalı. Az önce sen bunları söylediysem Çaycuma'yı terk ederim demedin mi? Hadi terk et. Sizi git. Ben öyle bir şey söylemedim. Eğer ben böyle bir şey söylemişsem şu an Zonguldak'ı terk ederim. Ulan senin var ya. Allah'ım yarabbim ya. Beyinsizler sizi. Ama ben size göstereceğim. Siz durun. Şu tiplere bak Allah aşkına. Şunu. Ha. Bu arada şunu da söylemeden geçmeyeceğim. Bunu bulduğunuza sakın sevinmeyin. Zırnık alamazsınız. Ama komutanım sonuçta biz bulduk ya. Yani. Her bulduğunuz şey sizin mi oluyor? Kimin oluyor ki komutanım? Bizim bulduğumuz bizim de sonuçta. Delirtmeyin lan adamı. Gerizekalı da. Siz kaçak kazı yapmanın cezasının ne olduğunu biliyor musunuz? He? Bilmiyoruz ki. Bilmiyorum. Bilmeyin. Ben nasıl olsa size bildireceğim. Sonuçta bulunan şey bulunduğu yere aittir. Yani? Yani Şemistan Efendi'ye. O kim komutanım? Evliya falan mı? Kim? Şemistan Efendi. Hakikaten abi türbe ismi gibi. He ben dediydim. Rahmetli dedem demişti ya bu işlere bulaşmayın define işinden kimse hayır gelmez. İlk sahibi gelir musallat olur demişti. Dinlemedi ki beni. Vallahi demişti. Lan! Gerizekalı lan. Saçmalamayın. Yani Şemistan Efendi diyorum. Arazinin sahibi diyorum. Daha da ölmemiş ya. Oha. Hey ya. Lan saçmalamayın. Gel. Settar Hoca geldi komutanım. Al oğlum al içeri hemen. Çabuk. Emredersiniz komutanım. Hadi. Ulan ben size göstereceğim benim. Hoş geldiniz hocam. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İyisin değil mi Necati? İçinde tuhaf bir huzur var Bahri. Ne ara çıktı la oraya? Bahri, bir saattir inşaat devam ediyor. Yeni mi fark ettin? Necati oğlum manyak mısın lan? Niye çıktın bu saatte oraya? İn oğlum aşağı düşersin. Bir sus amına koyayım be. Ne dedi? Muhtemelen anana sövmüştür. Nereden biliyorsun? Ben de olsaydım söverdim. Neyse oyununu oyna da hadi. Aa! Düştü mü la? Ben dediydim. Şovazı pezevenk. Neyse şu el bitsin de bakarız. Öldü mü, kaldı mı? Tanıştırayım. Hazreti Davud. Abbas. Dronilerden Abbas. Gayipteki gözüm. Anladın mı gözüm? Ne yaptınız, ne ettiniz, hepsini gördük. Ve de tahlil ettik. Neticede anlattıklarınızı yemedik. Evet, güldünüz, eğlendiniz. Ama nihayet yolun sonuna geldiniz. Sizin asıl derdiniz ne oğlum? Bizim bir derdimiz yok hocam. Yani hamdolsun. Var hocam. Bir derdimiz var. Samet'im. Mal mısın sen? Neden gereksiz çıkışlar yapıyorsun yavrum? Şurada sakin sakin konuşuyoruz. Affedersiniz hocam. Evet. Anlatın bakalım. Bizim bir derdimiz var hocam. Daha doğrusu benim bir derdim var. Ferhat abi de bu derdimin ortağı. Annem babamı erken yaşta kaybettim biliyorsunuz hocam. Cenaze namazlarını da siz kıldırdınız. Yalnız kaldım be hocam. O koskoca evde yalnız kaldım. Sonra bir kızı sevdim. Onu da kaybetmek istemiyorum. Ama onunla evlenecek param bile yok. Ama hayat bir yarış oğlum. Sonuna gelmeden vazgeçmek olmaz. Ben vazgeçtim hocam. Yarışmak falan istemiyorum artık. Her yarış bir gün bitecek oğlum. Seninki de bitecek. Elbette bu yarış sırasında yere düşeceksin. Ama tekrar kalkacaksın. Yorulmak yok. Hak doğrunun yardımcısıdır. Sizleri çok eskiden beri tanırım. Çocukluğunuzu bilirim. Pırıl pırıl, tertemiz çocuklarsınız. Şimdi dik durma zamanıdır. Ayağa kalkma zamanıdır. Kalkın ayağa! Kalk, 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 kalk! Şimdi hemen eve gidin, erkende yatın. Sabahleyin besmele çekerek kalkın ve iş yerinize gidin. Besmeleyle dükkanınızı açın. Alın terinizle ekmeğinizi kazanın. Şunu unutmayın. İyilik bulmak isterseniz iyilik yapın. Çünkü iyilik yapanlar iyilik bulurlar. Evet. Yahu çocuklara bir çay bile teklif edemedik. Eline sağlık. Kafi. Adem. Bas. Aferin Lasa. Senin yaptığın tam delikanlı iş. Helal olsun. Niye ki abi? Kim olsa yapardı sevdiği için. Yapmaz oğlum, yapmaz. Ha belki yapar. Ama önce sevmek lazım. Senin gibi. Yani adam gibi. Anlayacağın herkesin harcı değer bu işler. Eyvallah abi. Ne yapalım? Kısmet değilmiş. Kader işte. Dur bakalım oğlum. Daha gün doğmadan neler doğar. Hem Settar Hoca ne dedi? Düşseniz bile kalkacaksınız. Yorulmayacaksınız dedi. Sen de yorulmayacaksın. Kalk gidiyorsun. Hadi. yapıyorsun la deli? Nasılsın Eren kardeş? Efendim abi? Nasılsın dedim. Bana ilk kez birisi nasılsın diye soruyor biliyor musun? Sen ne lakide bir kafanıza bir şey takılırsa bana sorun, çekinmeyin diyor. Kimse bana bir şey sormaz ki abi. Ben de beklentiyi yükselteyim dedim. Deli işte. Oğlum ne işin var bu saatte? Gitsene evine. Gidemem abi. Niye ki? Almazlar ki. Almazlar mı? 50 lirayı toplayamazsam babam almaz beni. Ulan ben böyle işin ta içine be. Al evet kardeşim. Al oğlum. Hadi git evine. Yarın da gel. Bu meseleyi halledeceğiz. Hadi git evine. Serkan, ne yapıyorsun lan? Oğlum ne filmler çeviriyorsun lan gene? Geçerken uğra da bir tane kompresör vereyim sana, hava basarsın, havaya bak. Ağızdan al yalnız, böyle ağzından. Yanlış kullanma. Önümüz kış. Hoş geldin Ferhat'ım, buyur. Vay, hoş bulduk Necati abi. Abi çanak anten takacağım derken az kaldı çanağı kırıyormuşsun ha? Sorma. Çanak sağlam da kafayı patlattık. Ben gideyim Sağlık Hoca'na bir iğne vurdurayım. Vurdur abi vurdur, iyi gelir. Afiyet olsun. Sağ ol. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam kardeşim. Hayırdır abi, erkencisin? Bundan sonra böyle. İşimize gücümüze bakacağız. Buyur Samet abi. Sağ olasın Selim. İyilik yap, iyilik bul kardeşim. İyilik yap, iyilik bul abi. O ne lan öyle? Tarikat sloganı gibi. Ben ona bir şey bulurum, sen dur. Nasılsınız abilerim? Hoş geldin kardeş. Hoş buldum abi. Abi. Efendim kardeşim? Bende sana ait bir şey var. Nedir o? Çok önemli bir şey. Nedir? Çok kıymetli bir şey. Nasıl yani? Çok hayati bir şey. Lan! La oğlum ne gereksiz gizem yapıyorsun, beni bozuyorsun ya. Neyse söyle. Bunu hatırladın mı abi? En iyisi sermayeyi yatırıma çevirmek. Eren. Buyur abi. Al şu kuponu, al şu da parası. Hadi üstü de senin olsun, hadi. Aa, abi ben bunu tamamen unutmuşum ya. Ver bakayım. Çıkmış mı bari bir şey? Abi. 14 milyonluk büyük ikramiye sana çıktı abi. Rezillik çek, kalksın para gelsin seni bulsun. Allah işte ya. Oğlum bu bugün mü çekildi? Yok, 3 gün önce çekildi ama büyük ikramiyenin size çıktığını ben size söylemedim. Neden? Millet oturdu izledi be abi, fena mı oldu? Lan ben senin psikolojik manyak, gel lan buraya! Gel lan buraya! Ulan kaçma! Niye söylemedin oğlan? Niye söylemedin? Gidin çalışın, paranızı alın terinizle kazanın dedik. Adamlar parayı kumardan kazandı. Peşemekler. Durup dururken küfür ettirdiler. Fakat acayip bir rahatlama hissettim ha. Ben bu küfürü ara ara kullanıyorum. Peşemekler. What is the meaning of peşemek? Taze mimi. Ki. Kimi. Çay. Okey. Okey. Başbakan. Eyvallah. Eyvallah. Abi seni de. Yenge, buna dikkat et. Çarşıda, pazarda elini bırakma. Kaybolur. Çünkü bunun kaybolmaya niyeti var. Sen merak etme Ferhat abi. Gerekirse çip takarım ben ona. Hadi eyvallah. İyi geceler abiciğim. Ananı! La yine mi sen? Abla sen manyak mısın, sapık mısın ya? Ya sen ne çeşit bir insan çıktın ya? İlla göreceğim o depodaki malları. Tamam la. Göstereceğim. Gel hadi. Bana değil. Tanıştırayım. Nişanlım Gaffur. Merhaba canım. Abim Gaffur. Merhaba yavrum. Ağda siki tuttuk. Ablacığım, sen bu ikisini nasıl denk getirdin böyle ya? Yürü! O elinizdeki adam bana ait. Kimselere yar etme. Ceylan. Ay